Sabah gözünü açar açmaz seni sordu işte. Babam yine gitti mi diye. Gitmedi deseydin. Yine gelecek. Nasıl bir söz verdiğinin farkında mısın Hakkı? Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğinin? Tabii ki farkındayım. Ben de babasız büyüdüm. Annem de tarlalarda çalışırdı. Hiçbir şeyim tam olmadı benim. Anneme bile hasrettim yanındayken. Hep kazık yedim hayatta. Ben babasızlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Şebnem babasız büyümesin. Onun babası da ben olayım bari. Sen iyi bir insansın. Vallahi de. Ha, yalnız patrona falan söylemeyelim. Yanlış anlar sonra. Tabii. Kimse bilmesin. Gerek yok. Hadi. Patatesler karardı. İyi yapıyoruz işte. Kuşak kısa kaldı değil mi? Çıkar ben ekleme yaparım. Mıstık. Bir yardım etsene bana şu şeyi kaldıracağım. Kusura bakmayın buradan ayrılamam. Ya hadi be koçum 2 dakika bir şey kaldıracağız. Olmaz. Tamam kapı kilitli sen git. Olmuyor ki böyle. Ne haber? İyidir ne oldu? Mıstık Bey söylenmeye başladı ilk günden. Adını Mıstık olarak değiştirirseniz söylenir tabii. Ne yapayım? O adı ağzıma almak istemiyorum. Mıstık bile demiyorum sen düşün. O zaman mahkeme kararıyla adını değiştiririz biz de. Pardon Halil müşteri geldi. Ne müşteri mi? Müstakbel müşteri. Bir saniye açıyorum. Menekşe Hanım ben bakayım. Buyurun kime bakmıştınız? Müsaade eder misin? Buyurun teyzeciğim. Ne oluyor kızım burası merak ettim de. Pastane açıyoruz teyze. Eskiden de pastaneydi ama iş yapamadılar. Hayırlısı. Belki benim yaptığım pastaları kurabiyeleri seversiniz. Aa sen mi yapacaksın? Bak hadi bakalım ne zaman açıyorsunuz? Yakında az kaldı. İyi hayırlı uğurlu olsun yavrum. Geliriz inşallah. Bekleriz. Bir çayımı içersiniz hiç olmazsa gelir geçerken. Olur tabii. Söyleyeyim apartmandakilere de. İyi günler yavrum. İyi günler. Lütfen biraz daha nazik karşılayalım insanları. Pastane burası. Bar kapısı mı sandın burayı Mustafa? Mıstık yani. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor? Çalışacak başka oda kalmadı mı şirkette? Bu odanın artık benim olduğu söylendi. Kim söyledi? Halil Bey. Ne demek oluyor bu? Bana sormadan avukatına nasıl odamı verirsin? Çünkü artık senin bu şirkette işin yok. Ben bu şirketin yönetim kurulundayım. O zaman sadece yönetim kurulu toplantılarına gelir, konuşur, gidersin. Benim müşterilerim var. Senin artık hiçbir müşterin yok Zeynep Hanım. Bu holdinge bağlı şirketlerin temsil hakkını feshettim. Zamanın azalıyor demiştim. Benimle anlaşmak yerine karşına almakta çok büyük hata ediyorsun. Çok pişman olacaksın Halil, çok. Zeynep Hanım. Hadi bakalım ne yapacaksan yap. Görelim bakalım marifetlerini bir an önce.
fırtına sizin odada değiliz değil mi? Hem de nasıl? Şimdi de kapının dışında esiyor fırtına. Otur otur. Nasıl gidiyor? İyi görünüyor. Karşı tarafın adresine ulaşamadığımız için yüksek tirajlı bir gazetede ilanen tebligat yapmıştık. İtiraz süresi bugün doluyor. Çok güzel. Emniyetten de çok yardımcı oldular. Duruşma gününe kadar Mustafa'nın aranda suçlarla ilgili bütün tanıkları mahkemeye sunacaklar. Komiser Ömer'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Emniyetten bu davayla ilgili bir poliste tanık olarak dinlenecek. Büyük bir aksilik çıkmazsa tek celsede boşanma gerçekleşecek Halil Bey. Var ya. Bana bugün bundan daha iyi bir haber veremezdin. Büyük bir aksilik çıkmazsa. Çıkmayacak. Çıkmayacak. Eminim.